Bulamıyorum. Buldum. Burada. Ama bu plaktan bahsetmeyeceğim bugün size. Seyyal Tener'in yeni çıkan bir long play'inden bahsedeceğim. Ama konuya buradan başlıyorum her zaman yaptığım gibi. En başından başlıyorum. Şöyle ki ben 45'lik plakları evet çok severdim. Seyyal Tener'in 45'likleri de buna dahildi ama 33'lük plakları ayrı bir severdim. Çünkü bir defada pick-up'a taktığın zaman 5-6 şarkıyı arka arkaya dinleme şansın vardı. 45'liklerde öyle değil. Bir tane şarkıyı çalıyorsunuz, 3 dakika bilemediniz, 5 dakika. Sonra kalkıyorsunuz yerinizden, plağın arkasını çeviriyorsunuz, bir daha dinliyorsunuz falan gibi sorunsallarımız vardı bizim o zamanlar. Ondan sonra işte istiyordum ki Seyyal Tener'in de bir long play olsun, şöyle koyayım. İşte son verdim kalbimin işineyle başlasın, kalbimi affettimle devam etsin falan. Ama ne mümkün yani, öyle bir albüm çıkmadı. Ta ki 1980 yılına kadar ilk defa Seyyal Tener 1980 yılında bir albüm yaptı. Evet, bunu da buldum. Gördüğünüz gibi üzerinde Seyyal Tener'in imzası var. Seyyal Tener'in ilk albümü bu Lider 1980 yılında piyasaya çıktı ama o beklediğimiz 45'liklerindeki şarkıların hiçbiri yoktu. Tamamıyla yeni şarkılardan oluşan bir albümdü bu ve ağırlıklı olarak da Selami Şahin şarkıları vardı içinde. Sonra ne oldu? İşte Lider'den aşağı yukarı bir sene sonra falan Naciye çıktı. İşte Ele Güne Karşı çıktı. Düşünün bir kere. Bunları televizyonda söylediğini duyduk ama bunların hiçbirisi albüm olmadı, plak olmadı. Seyyal Tener 80'den 86'ya kadar hiç plak yapmadı. Ta ki 86'da Leyla çıkana kadar, ki Leyla da sadece kaset olarak yayınlandı o dönemde. Daha CD'ler başlamamıştı, plaklar bitmişti. Ara döneme denk geldi ve sadece kaset olarak yayınlandı. Leyla'dan sonra 1989'da Nanay albümü var Seyyal Tener'in. O da sadece kaset olarak yayınlandı. Zaten ondan sonra da o meşhum 90'lar gelip çattı. Yani genç popçular ortalığı sarıp sarmalamaya başladı. 70'lerden 60'lardan gelen o kuşak için zor günlerdi onlar. Yani ne yapacaklar? Yeniye nasıl ayak uyduracaklar? Nasıl uyum sağlayacaklar? Genç bir dinleyici kitlesi var ve onlar kendi yaşlarındaki insanları dinlemeyi seviyorlar. Halbuki bizimkiler işte 30'lu yaşların üstündeler, hatta 40'lı yaşlarına yaklaşmış durumdalar. Seyyal Taner bu şey paradoksu aşmayı başardı galiba. Çünkü 1992'de bir albüm yaptı ve o albümle 90'lar gençliğinde yakalayabildi. Bunu yapabilen az sayıdaki 70'li yıllar şarkıcısından biri oldu. Allah da puladıydı o albüm tabii ki. Hemen buluyorum onu da. Geldim. İşte bu. Ama tabii ki bu o zamanlar böyle bir plak olmamıştı. Sadece CD. Hatta CD'si de sonra çıkmıştı. O zamanlar öyle bir adet vardı. Çünkü CD Türkiye'de basılmadığı için yurt dışına gönderiliyordu masterlar. Orada basılıp geliyordu. Kaset önce çıkıyordu. CD bir sene sonra falan, 6 ay sonra falan çıkıyordu. Alladı pulladı da öyle olmuştu. Benim ilk aldığım CD'lerden biridir hatta o. Ajda Pekkan 90, Sezen Aksu Gülümse ve Seyyal Tener Alladı Pulladı ilk aldığım CD'lerden. İşte geçtiğimiz günlerde Güneş Plak bu albümü piyasaya çıkartan Güneş Plak yıllar sonra yeni bir plak yayınladı. O da Seyyal Tener'in bu albümü oldu. Albüm ilk kez plak formatında yayınlanıyor. Ben bu plağı görünce o kadar mutlu oldum ki anlatamam size. Çünkü sevdiğim albümleri böyle plak olarak görmek çok hoşuma gidiyor. Güneş Plak'ı tebrik ediyorum böyle güzel bir şey yaptıkları için. Bence 90'lı yılların ruhuna çok uygun, hem Seyyal Tener'in imajına, tarzına, tavrına çok uygun şarkılar barındıran önemli bir albüm bu. Alladı Pulladı değil sadece albümdeki hit olan şarkılar. İşte Hadi Canım Sen de var, Şiirimin Dili var, Gelme Üstüme, Bir Kış Daha Olur, Akşamcı Arif mesela çok komik bir şarkıdır. Dövmesin Yüreğime gibi şahane bir Seyyal Tener bestesi var. Yani çok iyi bir albüm. Zamanında da kıymeti bilinmiş bir albüm ama
Bugünlerde tekrar güncellenmiş olması plak olarak bence çok keyifli. Valla alın arşivde bulunsun derim ben. Kapanmıyor, her defasında uğraştırıyor beni.